Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki fıstık bahçesinde yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen paleolitik döneme ait 8200 eser sergilenmek için hazırlanıyor. Yunus Emre Sevindik, yüksek lisans öğrencim. Kendisi bu alanda da oldukça uzman, prehistori alanında. Birkaç tane el baltası dediğimiz, özellikle alt paleolitik çağlara ait çok iyi bilinen bir buluntuyla geldi. Daha sonrasında bu buluntu üzerine Gaziantep Müzesi'nden Özgür Bey'e uğradık. Özgür Bey de bize gerekli Kültür Bakanlığı'ndan izinler alıp bu bölgede çalışma yapma olanağı sundu. Daha sonrasında 2021-22 yıllarında araştırmalarımızı başlattık. Şu anda da çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Bu buluntular Gaziantep'te zaten bilinen bir şey. Özellikle örneğin Dülük Baba ve Nizip'teki birçok çalışmada buna benzer buluntular kaynaklara ulaşıldı. Burada da yine benzer şekilde üniversite kampüsünün içerisinde bu gördüğünüz fıstıklık alanın altında yoğun miktarda alt paleolitik çağlara ait yontma taş alet kalıntılarına ulaştık. Bunlar içerisinde özellikle el baltaları çok karakteristik ki bu el baltaları zaten bize 300 binden eski olabileceğini gösteriyor. Burada ilerleyen yıllarda inşallah umut ediyoruz. İnsütü yani hiç korunma bozulmadan kalmış bir alan bulabilirsek tarihlendirmelerini de yaparak net bir tarihte söyleyeceğiz. Bu bizim için çok iyi. Şöyle bir şey, dersler için uygulama anlamında çok güzel bir çalışma oldu. Tüm öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren bu taşları görebildi. Üniversitemizin bahçesinde, hani arkeoloji bölümümüzün tam otoparkının bulunduğu alanda bir fıstık bahçesi vardı. Tesadüfen yüzeyde eserler gözüküyordu. Üniversiteden İsmail hocamızla, yani bilimsel danışmanımız İsmail hocamızla beraber bir temizlik çalışması ve kurtarma gazısı yaptık. Ve burada yaklaşık şu an 8200 adet paleolitik döneme ait eserleri çıkardık. Ve şu an içinde arkeoloji müzesi bölümündeki laboratuvar kısmında da hocamızın öğrencileriyle beraber hocamızın başkanlığında eserleri de şu an tasnifliyoruz, belgeliyoruz. Ve bunların hepsini envanterlik olarak da en kısa zamanda da Gaziantep Müzemize taşıyacağız. Ve arkeoloji müzemize de ziyaretçilerimizin gelip görebilmek için teşhir tanzime sunacağız. Çok yoğun bir eser grubuydu bunlar. Zaman alan bir çalışmaydı. Bir tarafta var mı hocam? Sağ olun. Böyle geçtik. Öğrenci.